Bir iki istisna hariç, hariç tüm cemaat ve tarikatlar bu sonucun mimarlarındandır. Tabanlarını ayrı tutarak söylüyorum. Tamamının üst yönetimi bir iki istisna hariç lüks Mercedes'lere, lüks malikanelere maalesef teslim olmuş vaziyette. Arsa yerlerine, bir takım kadrolara, makamlara ve mevkilere teslim olmuş vaziyetteler. Bu öz eleştiriyi de artık yapmamız lazım. Evet, biz başından itibaren söylüyoruz. Bütün ehli sünnet çizgisi üzerinde yürüyen cemaatler bizim yakınlığımız aynıdır. Ve dolayısıyla da hepsinde sevgimiz, saygımız vardır. Ama bu cemaat ve tarikatların başındakiler maalesef lüks Mercedes tutkularına, lüks malikane tutkularına maalesef o cemaatlerini de bugün bu konuma getirmişlerdir. Hepsi altta tartışılmaktadır. Biz de doğruyu söyleyen bir hareket olarak bugün bunu net olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu yozlaşma tüm çıplaklığıyla ortadadır. Bu konuda mimarlarından. Evet. Tabii ben bunu o cemaatlerin tabanını üzmek adına, incitmek adına söylemiyorum. Tam tersine bir gerçeği ifade etmek anlamına söylüyorum. Maalesef cemaatler, cemaat, tarikatlar tarikat olmaktan çıkmıştır. Hepsi bugünkü siyasi iktidarın bir oyuncağı, bir argümanı haline gelmişlerdir. Seçimden önceki fetvalar, seçimden önceki açıklamalar çok açık ve net bir şekilde bunu göstermektedir. Bunu da güya inançlarımızı yani öne sürerek, yani İslam dinimizin değerlerini, inançlarını öne sürerek yapmışlardır. Kendi menfaatlerini perdeleme gayreti içine girmişlerdir. Ama bu yani deve kuşu misalidir. Kafalarını kuma gömmüşlerdir ama her şey alenen ve apaçık ortadadır. Çünkü hepsi milletimizin ve bizlerin gözü önünde yaşanmaktadır. Bir 20 sene öncesine gidip bu tarikatların ve cemaatlerin bir de bugüne geldiğimizde ne demek istediğimi, neye sahip olduklarını gördüğümüzde bunu çok açık ve net bir şekilde anlarız.